tercih etkileri spot Bitcoin ETF için görüşmelerini sürdürüyor diyor. Buna bir bakacağız. Bildiğiniz üzere şu anda SEC ETF'ler konusunda piyasadaki diğer isimlerle, yani başvuruyu yapan taraflarla görüşmeler gerçekleştirmeye, görüşmeler kaydetmeye devam ediyor. Bu da her iki tarafın zaten yakın zamanda bir araya gelecek olup bu noktada onayında yaklaştığına delalet eden unsurları barındırıyor. 2024'ün Ocağın başında onay geleceği beklentisi hala canlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden şu anda dediğim gibi herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Durumlar böyle. Bakalım. ABD SEC varlık yönetim şirketleriyle spot Bitcoin ETF başvuruları üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gary Gensler'ın ofisinden yetkililer de katıldı diyor. Bu arada evet, güzel bir noktaya değinmiş. Bir önemi olmamasına rağmen muhtemelen millet merak eder. Gary Gensler bu görüşmelerin çok büyük bir çoğunluğuna katılmıyor. Tutup işte şeye gitmiyor. Hani buradaki toplantılara gitmiyor. Bu onunla alakalı bir durum değil. Zaten gerekli de değil yani. Hani başkanın orada bulunmaz. Sonuçta Gary Gensler oradaki tek çalışan değil. Sadece başkan. Tıpkı hemen hemen devlet kurumlarının tamamında olduğu gibi işte belli bir şey gidiyor. Hep aynı kişiler de gitmiyor mesela bu toplantılara. Örneğin bir borsayla, yani saklama aracı olarak kullanılacak borsayla görüşme yapılacaksa eğer, bu alandaki secde, bu alandaki yetkin kişiler oraya gidiyor. Tamam. Mesela Grayscale ya da Franklin Templeton gibi taraflarla görüşülecekse bu alanda yetkin kişiler gidiyor. Gibi. Yani SEC'in de birbirinden farklı ofisleri var. Birbirinden farklı alanları, büroları var. Bunlar içerisinden yetkin kişiler görevlendirilip yola koyuluyorlar ve görüşme gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Mahkeme belgelerine göre regülatör, kripto yatırım aracının büyük borsalarda işlem görmesine olanak tanıyacak kural değişikliklerini görüşmek üzere 14 Aralık'ta BlackRock'tan temsilcileri kabul etti. Evet. Bloomberg ETF analisti Seyfart'a göre bu taraflar arasındaki 3. görüşme oldu şeklinde ifade ediyor. Aynen. Yakın zamanda BlackRock'la, Fidelity ile, Volcker ile, Grayscale ile, Templeton'la zaten SEC görüştü. Bunların biriyle değil, tabii her biriyle görüşmeler kaydetmeleri yine ETF'lerin toplu bir şekilde onaylanma ihtimalini muhtemelen %99'un da üzerine çıkarıyor. Bunu bu kadar hızlı bir şekilde yapmaları da, yani bu kadar kısa sürede farklı konulardan dolayı farklı taraflarla defalarca görüşmüş olmaları da yakın zamanda yaklaşan bir ETF onayına, ETF kabulüne işaret ediyor. Varlık yöneticileriyle SEC arasında yapılan toplantılar önceki haftalarda da yoğunluk kazandı. Regülatör 8 Aralık'ta Grayscale, Franklin Templeton ve Fidelity temsilcilerini kabul etti şeklinde ifade ediyor. Evet. Dediğim gibi bunların hepsinde aynı muhabbetler dönmüyor. Duruma göre mesela kimisindeki görüşmelerde belli bir yol haritası planlanıyor tabii. Daha ileride olunabiliyor, daha geride olunabiliyor. Bu şekilde Gensler'ın personelleri Kasım ayının sonunda da piyasa manipülasyonu ve yatırımcı korumalarına ilişkin endişeleri gidermek için Hashdex ekibiyle bir araya geldi. Cointelegraph'ın edindiği bilgiye göre görüşme, Chicago ticaret borsası pazarındaki fiziksel borsalardan spot Bitcoin satın alınmasına odaklandı. Bu ekstradan güzel bir şey. Hashdex geç bir giriş kaydetmesine rağmen aslında CME'de bir listeleme, hani saklama aracı olarak, değer yöntemi olarak CME'yi seçmesi onun rakiplerine göre çok daha iyi bir pozisyona getirdi şeklinde ifade edebiliriz. Çünkü SEC, takdir edersiniz ki, CME'yi Coinbase'e ya da farklı borsalara göre 20'şer 30'ar kere fazla tercih edecektir. O yüzden CME'yi seçmeleri iyi. CME de tabii ki boş bir borsa değil yani. Şu anda vadeli işlemlerde Binance'dan daha büyük adamlar. Binance'ı yakın zamanda geçtiler ve rekor kırdılar. Şu anda en büyük vadeli işlem borsası CME. WisdomTree, BlackRock, Invesco, Fidelity ve Grayscale'ın da aralarında bulunduğu birçok varlık yönetim şirketi spot Bitcoin ETF ürününü piyasaya sürmeye başlıyor. SEC yıllar boyunca tüm teklifleri reddetse de analistler 2024'ün başında bir onay bekliyor. Aynen öyle. Zaten burada gayet kısa ve özet bir şekilde ve yine gayet doğru bir şekilde özetleyip anlatmış. 2024 başı en geç 10 Ocak tarihinde olayın geleceğini ifade etmek isteriz. Daha spekülatif noktada düşünürseniz zaten şunu da söyledik. Çok büyük bir ihtimalle belli bir süre Bitcoin akümülatif gezmeye devam edecek. Bu süreçte altcoin'lerde aşırı olmamak kaydıyla yükselişler yaşanacaktır diye düşünüyorum. Aralık sonuna kadar herhalde hangi gün diye sormak gibi saçma bir şey gelmez. Bilmiyorum çünkü. Aralık sonuna kadar piyasa akümülatif davranıp aralığın belki son günlerinde en geç 1 Ocağı da kalmaz ki. 29-30 Aralık gibi diye düşünüyorum. 40,5 binlere kadar yükselen emailli ve artık çok yaklaşmış SEC ETF başvurusu onayı haberiyle birlikte BTC daha bu onay gelmeden önce muhtemelen 52.300 dolar civarlarında bulunacaktır. Haberle birlikte belki 59,5-60 binlere kadar Bitcoin patlayabilir. Onay verildiği takdirde lider kripto para borsasına bağlı ürünler Wall Street borsalarında işlem görecek. Ve BTC dünyanın en yetkili yatırım şirketleri tarafından desteklenen ürünle daha fazla insana ulaşacak diyor. Aynen öyle. Dünyanın en büyük geleneksel borsalarında artık Bitcoin alım satımı yapılabilecek. Spot Bitcoin ETF BTC'nin fiyatını doğrudan takip eder. SEC 2021 yılında ilk vadeli işlem BTC ETF'ine onay verdi. Zaten o zamanlarda da bildiğiniz üzere fiyatlar patlamıştı. ATH noktasında hareket etti. Nitekim yine aynısı olacaktır. Ocak ayının başında özellikle piyasa genelinde çok güçlü, kuvvetli yukarı hareketler görme ihtimalimiz fazladır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.